Mutlu akşamlar. Takvimler 6 Aralık 2022 Salı'yı gösteriyor. Ben Fatma Meltem Naz, TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız, günün önemli başlıklarını paylaşacağız. Tam 3 yıl oldu. Pırıl pırıl üniversite öğrencisi Ceren'i kaybedeli. Acı da öfke de öylece duruyor ilk günkü gibi. Unutmuyorsun, hele de öldürülen 20 yaşında bir gençse her gün her an hatırlıyorsun. Olmaz diyorsun ama oluyor. İşte Ceren ve Cerenlerin yaşaması için suç işlenmeden önlem alınmalı. Artık gerçekten giderek artan şiddet olaylarının bir an önce önüne geçilmeli. Vefatının 3. yılında doğum gününde güzel Ceren'i rahmetle anıyoruz. Eğer yaşasaydı, altını çiziyoruz, bugün 23. yaş gününü kutlayacaktı. Diliyoruz ki başka Cerenler solmasın. Bülteni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla açıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok merak edilen asgari ücretle ilgili bugün önemli açıklamalar yaptı. Biliyorsunuz yarın asgari ücretle ilgili ilk toplantı yapılacak. Rakam ne olacak? Merak ediliyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan fedakarlık dedi bugün yaptığı açıklamayla. Yani biz devlet olarak üzerimize düşen fedakarlıkları yaparak işçimizin hakkını koruyacağız mesajını verdi. Enflasyon mesajı da çok önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon içinse yılbaşını işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı, son günlerde alevlenen enflasyon konusunda yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki Şubat'tan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir, dedi. Dün açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. İnşallah yılbaşıyla birlikte bu iyileşme hızlanacak. Özellikle önümüzdeki Şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir. Yılbaşının yaklaşmasıyla son dönemde sıkça tartışılan bir diğer konu asgari ücret gündemine de değindi Erdoğan. Gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların hak ve refahlarını ne kadar korursak ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz şeklinde konuştu. Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devletiyle gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, hukuklarını, refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli oluşabiliriz. Şu anda masada zaten bu konularımız var ve onları da süratle bitireceğiz. Her ay düzenli olarak yapılan ilin genel güvenlik, asayiş ve trafik durumunun değerlendirildiği il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısıyla ilçelerin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve projelerinin değerlendirildiği kaymakamlar toplantısı Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında Kumru ilçesinde gerçekleştirildi. Vali Sonel toplantı sonrası ilçede esnafları da ziyaret etti. Çok şükür siz demezsiniz. Hayırlı işler. Her ay düzenli olarak yapılan ilin genel güvenlik, asayiş ve trafik durumunun değerlendirildiği il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısıyla ilçelerin sorunlarının, ihtiyaçlarının, yatırımlarının ve projelerinin değerlendirildiği kaymakamlar toplantısı Vali Tuncay Sonel başkanlığında Kumru ilçesinde yapıldı. Toplantı öncesi Kumru ilçesinde ziyaret ve temaslarda bulunan ve her pazartesi sabahları okul ziyaretlerine ayıran Vali Sonel, bu uygulamasını Kumru ilçesindeki programında da sürdürerek Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Sonel, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla son 2 yılda Ordu'da 55 okula ve 778 dersliğe ulaştık dedi. Daha sonra Kumru Kaymakamlığı'nı ziyarette bulunan Vali Sonel, bir süre önce Kumru Kaymakamlığı'na atanan Tanju Çanakçıoğlu'na hayırlı olsun ve başarı dileğinde bulunarak ilçenin sorun ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Ardından Kumru Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret eden Sonel, Belediye Başkanı Yusuf Yalçıva'dan belediyenin ilçedeki hizmetleri, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aldı.
Vali Soner Kumru ilçesinde esnafları da ziyaret etti, sohbette bulundu. Esnaflara bol ve bereketli kazanç dileğinde bulunan Vali Tuncay Soner, yöre esnafından çeşitli gıda ürünleri satın alarak beraberinde bulunanlara ve vatandaşlara ikram etti. Ardından Kumru Kayadibi sosyal tesislerinde geçen Vali Soner, kaymakamlar toplantısıyla il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. 2022 yılının son kaymakamlar toplantısı ve il güvenlik asayiş koordinasyon toplantısında ordunun huzuru, asayişi, güvenliği için özveriyle çalışan ilçe kaymakamlarına, emniyet, jandarma, sahil güvenlik birimlerinin yetkililerine teşekkür etti. 2022 yılının sonuna yaklaşıyoruz. 2022 yılında güzel işler yapıldı. En büyük düşmanımız rehavettir. Rehavete kapılmadan çalışmalarımızı aynı titizlikte sürdüreceğiz. Her konuda dikkatli davranacağız. İlimizin huzuru, güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik birimlerimizin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum dedi. Vali Tuncay Soner Kumru programında hayatını kaybeden Kumru Müftülüğü eski emekli şefi Hüseyin Al'ın ailesine taziye ziyaretinde de bulundu. Al'ın babası Mehmet Ali Al ve aile bireylerine başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 bütçesi görüşmeleri gergin bir ortamda başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya AK Partili vekiller tepki gösterirken AK Partili Numan Kurtulmuş'un konuşması da CHP'lileri kızdırdı. Kurtulmuş, "Buyurun Er Meydanı'na aday olun, zaten Kılıçdaroğlu'nun konuşması bütçe değil aday konuşmasıydı" dedi. Bütçe görüşmelerinin devam ettiği bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kavgalar bitmedi. AK Parti ve İYİ Partili milletvekilleri arasında da kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgada İYİ Partili Hüseyin Örsün başı yarıldı. Tiranlar, zorbalar hep giderler. O da 6 ay içinde gidecek. Biz de Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki madem Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyurun Er Meydanı'na adaylığınızı ilan edin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin görüşüldüğü ilk günü gerginliklere sahne oldu. Görüşmelerin ilk gününde partisi adına konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, kendisinden önce söz alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını sert sözlerle eleştirdi. Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının bir bütçe görüşmesi olmadığını söyledi. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşması arkadaşlar, bir genel kurul bütçe konuşması Sayın değil, bir cumhurbaşkanlığı adaylık konuşması. Cumhurbaşkanlığı bütçesini sunma yetkisinin Cumhurbaşkanı yardımcısında olduğunu belirten Kurtulmuş, CHP liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tiran sözlerine "Buyurun Er Meydanı'na aday olun" yanıtını verdi. Sürekli diktatör dediği Cumhurbaşkanı'na bir sıfat daha ekleyerek tiran dedi. Halkta karşılığının kalmadığını söyledi. Halkta bir tabanının olmadığını söyledi. Biz de Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki madem Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyurun Er Meydanı'na adaylığınızı ilan edin. Kılıçdaroğlu ile Kurtulmuş arasında gazi meclis tartışması da yaşandı. Bu meclis gazi bir meclistir. AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, HDP'lisiyle, MHP'lisiyle, İYİ Partilisiyle. 15 Temmuz'da hep beraber direnmiş bir meclistir. Bu meclisin gazavat ruhunu ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yoktur, böyle bir şey olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç de istenmeyen görüntüler yaşanıyor, ortaya çıkıyor. Ne yazık ki böyle mi örnek olunuyor, siyaset böyle mi birleştiriyor, uzlaştırıyor, böyle mi anlaşılıyor? Gerçekten üzülüyoruz gördüğümüz görüntüler karşısında. Bütçe görüşmelerinde muhalefet ve iktidar arasında yaşanan gerilimde dikkat çeken bir diğer isimse İYİ Parti grubu adına söz alan Grup Başkan Vekili Ordulu Müsavat Dervişoğlu'ydu. Dervişoğlu da ekonomi üzerinden hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Bugün Yüce Meclis'in çatısı altında Cumhuriyetimizin 100. yıl bütçesini, aynı zamanda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin veda bütçesini görüşüyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'ndan bu bütçe AK Parti'nin veda bütçesi yorumu geldi. Cumhuriyetimizin 100. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20. ve son merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi hakkında İyi Parti'nin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ardından kürsüye çıkan İyi Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, bütçe ilişkin yaptığı konuşmada eleştirilerini dile getirdi. Eleştirilerinde iktidarın ekonomi yönetimini hedef alan Dervişoğlu, iktidar milletvekillerine size ayrılan sürenin artık sonuna geldik diye konuştu. 20 yıldır Türkiye'yi tek başına yönettiniz. 20 yıllık iktidarınızda 2 trilyon 504 milyar dolar vergi topladınız. 131 milyar dolar borç kullandınız. 63 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız. Kendinizden önceki 57 hükümetin 79 yılda harcadığı paranın 4 katını tam 20 yılda harcadınız. Son 20 yılda hiçbir hükümete nasip olmayan kaynakları ve zamanı kullandınız. Kusura bakmayın ama size tanınan sürenin artık sonuna gelindi. İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken İyi Partili Dervişoğlu, AK Parti'nin iktidara yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları yok etme iddiasıyla geldiğini de söyledi. 3Y'yi yani yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları yok etmek için geldiniz. Başka bir 3Y'yi yani yasama, yürütme ve yargıyı imha edip gidiyorsunuz. Yasama Recep Bey, yürütme Tayyip Bey, yargı da Sayın Erdoğan olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 2. yüzyıla çağrı başlığıyla açıkladığı vizyon belgesiyle son günlerdeki politik gündemi belirlemiş durumda. Bazıları bu vizyon belgesi açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayı direkt adaylık konuşması olarak nitelendirirken bir çıkışta MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli sorulan bir soru üzerine sınıf arkadaşımın Cumhurbaşkanı adayı olmasını dilerim dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Altılı Masa'nın adayı olarak. Peki vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ne düşünüyor? Cumhuriyet Halk Partili birisiyim ama realist bir adamım. Gerçekleri görürüm, Türkiye gerçeğine göre konuşurum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma şansı yok. Türkiye'nin bu yapısında ben zor görüyorum ve hani düzgün bir insan, doğru bir aday olabilir ama iş kazanmaysa orada ben pek şans vermiyorum. Kazanır tabii, niye kazanmasın ya? O da bu memleketin bir ferdi, kazanır. Cumhuriyet Halk Partisi 2. yüzyıla çağrı başlığıyla açıkladığı vizyon belgesiyle son günlerdeki politik gündemi belirlemiş durumda. Bazıları bu vizyon belgesi açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayı adaylık konuşması olarak nitelendirirken bir çıkışta MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli sorulan bir soru üzerine sınıf arkadaşımın Cumhurbaşkanı adayı olmasını isterim ifadesini kullandı. Eğer biz ankette bana gelirse... Derse ki böyle bir altı kişi anket yapıyoruz. Siz bu ankette kime evet dersiniz veya da benimsersiniz dersiniz. Tercihim sınıf arkadaşım. Kemal Bey dedi. Sınıf arkadaşım. Olursa kazanabilir. Niye kazanmasın? Altı tane partiyi bir masaya toplayan adam illaki bir şeyler yapacak. Selam vermeyen altı tane lider bir masada oturuyor. Adam kafası çalışan bir adam. Bir de eskiden beri devlet içinde çalışmış, kültürlü, okumuş, tahsilli bir insan. Yani normal birisi değil. Neden kazanmasın canım ya, şansını deniz. Galiba kazanamaz gibi geliyor. Bir tatmin edici bir şeyler söylemiyor ki. Yani beni inandırıcı bir şey söylemiyor ki. İlk toplantısını 12 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştiren Altılı Masa liderleri bugüne kadar 9 kez bir araya gelerek çalışmalar yürüttü. Bu toplantılarda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair somut bir sonuç çıkmadı, ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde adaylığa en yakın isim gibi duruyor. Almışlar, ne kadar medya varsa, ne kadar gazete varsa 3-5 tane de gazeteci kılıklı insanı çıkartıyorlar televizyonlara. Ondan sonra millete pompalıyorlar. Tak geç.
çıktı, kel gözüktü. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamayız. Ama Mahsur Yavaş veya İstanbul Belediye Başkanı olursa %200 kazanırız. Kılıçdaroğlu neden kazanamaz? Abi pasif kalıyor, çok dürüst. Vatandaş Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimi kazanması sorusuna verdiği cevaplarla ikiye bölünmüş durumda. Halkın ortak talebi ise dürüst siyaset ve siyasetçi. Adam sorunu yok. Sadece tercih sorunu var ama siyasetin tamamı bütün partilerde namussuzlar ve ahlaksızlar tarafından kapatıldığı için oraya düzgün adamın girme şansı yok. Çünkü ayrımı yok. Hepsi siyaseti soymak için yapıyorlar. Kendilerine ve çevrelerine rant elde etmek için yapıyorlar. Dolayısıyla da Türkiye'nin başı ışımıyor, ışımayacağını da görüyorum yani. Vatandaş özellikle ekonomiden yakınırken Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini söylemeyen de yok değil. Kılıçdaroğlu değil de başka bir tanesini getirirse Mansur Yavaş olmalı, İmamoğlu olmalı. İkisinden bir tanesini okey demeleri lazım. Ki olur, farklı da kazanır. Ekonominin geldiği yer ortada. Bir sürü insan bak geziyor. Herkesin eli cebinde. Yani artık bir değişimin olması şart. Değişim zamanı. Adayın doğrusunu falan bilmem. Bu durumda kim çıkarsa çıksın oy veririm. Yani çoğunluk nereye gitti? Yani AK Parti haricinde kim çıkarsa çıksın kazanır. Benim görüşüm. Çünkü benim etrafıma da soruyorum. Oturduğum yerlere de soruyorum. Sorduğum bütün insanlar hepsinin Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını söylüyorlar. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 197 gün kala vatandaşlar seçim havasına çoktan girmiş görünüyor. Bu küçük adamlarla bu ülkede bundan sonrası da yine kaostur. Ondan sonrası da yine kaostur. Bu bizim tercihimize bağlı yani. Halkın peşinden koştuğu adamlara bak. Hepsi namussuz, ahlaksız. 2023 seçimleri yaklaşırken ordunun yatırım karnesini çıkardık. Çünkü sık sık tartışıyoruz. Ordu sahipsiz mi? Ordu Giresun Havalimanı'nda uçuş sayıları yetersiz. Sık sık sıkıntılarıyla gündeme geliyor zaten havalimanı. Demiryolu projesiyle ilgili beklentiler cevap bulmuyor. Şehrin ürettiği en önemli tarımsal ürünlerde ekonomik karşılığını hak ettiği şekilde bulamıyor. Üretici mutsuz. Yollar adeta yılan hikayesine dönen ve bir türlü bitirilemeyen yollar. Tüm bunların sebebi ordu siyasi manada yeterli güce sahip değil mi sorusunu akıllara getiriyor. Ya da hani hep diyoruz ya sahipsiz mi? Bununla ilgili 2023 seçimleri yaklaşırken önemli bir haber hazırladık. Haber İstihbarat Şefi Emrullah Cesur'un haberi. Ordu en kötü dönemini mi yaşıyor? Ekonomik olarak ürettiği ürünlerin değeri, beklentilerin altında kalan orduda devlet yatırımları da bir türlü olması gerektiği şekilde gerçekleşmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk denize dolguyla yaptığı Ordu Giresun Havaalanı adeta bir gizli el ya da eller tarafından sabote ediliyor. Uçuşların saatleri ve uçuş noktaları yeterli değil. Bu durum dile getirildiğinde iktidar asla sahipsizlik yok dese de muhalefet işin çözümsüz olmasının faturasını siyasete kesiyor. Ordu, Giresun ve Samsun'un da başkenti Ankara. Ya biz de Ankara'ya geliyoruz ve havaalanlarının yolcu ağırlığına baktığın zaman hemen hemen eşit. O yüzden bu mikro milliyetçilik yapan bürokrasiyi buradan uyarmak istiyorum. Bu mikro milliyetçilikten vazgeçin. Nasıl ki Trabzon'dan bir günde 3 uçuş varsa Ankara'ya, en azından Ordu Giresun'da ve Samsun'dan birer uçuş bari olmasını isteriz. Karadeniz'in en sorunlu geçiş güzergahı Fatsa'da. Fatsa çevre yolu acil bir ihtiyaç. Sık sık meydana gelen trafik kazalarıyla can kayıplarının yaşandığı güzergah için söylem çok ama çalışmada istenen ya da beklenen somut gelişmeler yok. Çevre yolunun hem maliyetinin hem de projesinin sağlıklı bir şekilde yol yapılması için ne kadar sürdüğünü teknik insanlar bilir. Ve proje ihalemiz sonuçlandı. Şimdi işte bunu yine çevre yolunun eyleme geçmesiyle ilgili mücadeleyi hep beraber sadece ordu olarak da değil, Karadeniz olarak vereceğiz. Ordu Üniversitesi'nde mühendislik fakültesi kurulması talebi de YÖK tarafından reddedildi. Oysa ordunun yarısı kadar olan şehirlerin üniversitelerinde mühendislik fakülteleri bulunuyor. Sinop, Tokat, Amasya, Erzincan'da bu illere birer örnek. Bizim şu anda Ordu Üniversitemizde mühendislik anlamında altyapı olarak bu işe hazır olduğumuzu ifade ediyorum.
mühendislik fakültesini Ordu'ya kazandırabilirsek, üniversite sanayi işbirliği anlamında Ordu'ya çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Samsun-Sarp Demiryolu'nun sözünü verdiği halde memleketi Trabzon'a Erzincan'dan demiryolu getiriyor. Peki AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Ordu'ya Sivas üzerinden verdiği demiryolu sözü neden hala gerçekleşmiyor? Ben siyasi hayatım boyunca hep sorumlu davrandım. Hiç ağzımdan çıkıp da sonradan şöyledir diyerek Allah inşallah nasip etmez öyle bir şey. Ne yapabileceksek onu söyleriz, yapamayacağımızı yapamıyoruz kardeşler deriz. Dolayısıyla biz temkinli ölçülü konuşmak mecburiyetindeyiz. Ordu'nun en önemli üretim kalemleri olan fındık, bal ve kivide de fiyatlar beklentilerin altında kaldı. Hele kivinin kilosu geçen seneyle aynı fiyata satılıyor. Sahte balı ise arıcıların en büyük sorunu. Yüksek enflasyon ortamında fındığa verilen 52 liralık fiyat da eridi gitti. Türkiye sahte bal cennetidir. Şu anda piyasadaki balların rakama dikkat edin %70'i sahte arkadaşlar. Şehrin spor ruhu da öldü. Bir şehir, 3 takım var. Ve imar. Şehirde imarla ilgili sorunlar da çözüme kavuşmamışken her geçen gün yeşil alan azalıyor, beton artırılıyor. Fatsa'da görünen ama görünmez gerçek. Siyanür dehşeti tüm orduyu tehdit ediyor. Bilimsel veriler neden dikkate alınmıyor? Toplum vicdanında aklanmayan tüm madencilik faaliyetleri bir an önce sonlandırılmalı. Ulubey-Gürgentepe-Gölköy yolunda da sorunlar giderilemedi. Ulubey-Sayacabaşı arası yani 9 Dolambaç mevki özellikle kışın büyük tehlike. O yola viyadük şart, kazaların önüne geçilmesi için. Orduluların 110 bin imza atarak yapılaşmasına karşı çıktığı Duru Gölü'nün akıbeti de netlik kazanmış değil. 110 bin imzayla bu alanın imara açılması engellenmişti ama şimdi 70 dönümlük yeşil alanı yapılaştırmak için bir çalışma içerisindeler. Yani vatandaşla inatlaşarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? O bölge, Duru Göl gerçekten ordunun geleceğiydi. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak yolun en sıkıntılı bölümünü dereyolu oluşturuyor. Bu yol gidiş geliş olarak yapıldı ancak devasa tırların rahat geçişi ve yolun rağbet görmesi için en az 3 şerit ya da duble yol olması şart. Ancak herhangi bir çalışma yok. Çambaşı yolu da yıllardır sorunlu. Çalışmalar var ancak oldukça yavaş. Kabadüz'ün ikinci etap diye güzergah diye belirlediğimiz Kabadüz-Çambaşı arasının %80'i 2023 yılı sonuna kadar bitmiş olacak. Evet. Yani şu andaki planlamanın tamamı bu. Ordu çevre yolu da sorun olma yolunda ilerliyor. Mele Tırmağı'nın batı yakasından değil de doğu yakasından dolgu yapılarak hayata geçirilmek istenmesi hem fazla maliyete hem de sel tehlikesine yol açıyor. Ordu çevre yolunun ikinci etabının 2023'te açılacağı açıklandı ancak Mele Tırmağı'nın doğu tarafında kamulaştırma dondu kaldı. Bu hızla çevre yolunun bitmesi de mümkün görünmüyor. İşte 2023 seçimlerine giderken Ordu'da yatırım tablosunun karnesi bu. Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını da etkileyecektir. Bunun için sizlerden özellikle şehrinizin her bir hanesine ulaşarak sorunları yerinde görmenizi, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmenizi özellikle rica ediyorum. Türkiye İstatistik Kurumu hem Kasım ayı hem de yıllık enflasyon oranlarını dün açıkladı. Ancak TÜİK verileriyle yine vatandaş verileri eşleşmiyor. Vatandaş enflasyondaki düşüşü ne yazık ki bu sefer de hissedemedi. Yarının manşeti belli oldu, enflasyon düştü. 85,5'tan 84'e düştü ya. Tamam, hükümet şimdi çok mutlu olur. Ben de diyeceğim ki enflasyon düştü mü siz gidin bir halka sorun diyeceğim. TÜİK'e değil de halka sorun, halkın kanaati neyse o diyeceğim. Hayat pahalı. Bunun nedenlerini devlet bilmiyor mu? Hükümet bilmiyor mu? Tüccarı bıraktı kendi haline. Ne çekiyorsa fakir çekiyor. Yoksul çekiyor. Abi her şey çok pahalı. Bir yemek almaya çalışıyorsun. Döner olmuş 30 lira, ayran olmuş 10 lira. Ailemizden açlık alıyoruz, hemen bitiyor. Para istemeye utanıyoruz artık ya. Yani böyle zor. Hayat pahalılığıyla ilgili 95 yaşındaki vatandaş da 17 yaşındaki genç de aynı şeyi düşünüyor. Vatandaş 7'den 70'e geçinemiyoruz derken Türkiye İstatistik Kurumu'ndan dikkat çekici bir enflasyon oranı geldi. TÜİK'e göre enflasyon yıllık bazda %85,51'den %84,39'a geriledi. Fiyat düşmeden. Aynı fiyat alırım diyorum. Düşmek düşmez. Param olursa alırım.
Ben şimdi emekliyim, bana versin mesela 15 milyar, emekliyim 15 milyon versin, ben fiyata hiçbir şey demem. Tıkır tıkır dediğim alırım. Vatandaş TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranını inandırıcı bulmazken hükümetin enflasyon oranlarını baskıladığını düşünüyor. 95 yaşındayım ben. Gerçeklere bilen adamım. Ama bu düzen düzen değil. Bu zengin düzeni. Fakir düzen değil. Yoksul, fakir, işçi, ırgat, perişan. Düzelebilir abi ama işte zaman lazım. Kişilerin değişmesi lazım. Bunlar olursa düzelebilir olacağını düşünüyorum yani ben. Vatandaş ne iktidara ne de muhalefete güveniyor. Devi zengin devri. Rey zamanı geliyor. Ben kararsızım. Oy dahi vermem. Vermem. Kesin konuşurum. Tam manasıyla da bir muhalefet yok. Esasında bir muhalefet olsa bu hale gelmezdi bu. Bu hale gelmez de. Bunlar muhalefet görevini yapamıyor. İktidar da tam manasıyla bu boru elinde televizyon yalnız konuşuyor. Hayat pahalılığının artık önüne geçilmeli diyen vatandaş gelecekte önünü görmek istiyor. İnşallah her şey iyi olacak, güzel olacak. Ümitlenmiyorum. Yıl başından sonra fiyatlar daha da artar. Şimdi geçmişi görüyoruz. Nasıl görüyorsun diye. Hani bir memura falan bir maaşta bir artış şeysi oluyor ya. Onu verince bu gene tekrar katlanıyor yani. Sabredeceğiz. Ümidimizi hiçbir zaman yitirmeyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti İstanbul Milletvekili Giresunlu Nurettin Canikli'nin yaptığı açıklamalarda oldukça dikkat çekiciydi. Canikli, 2021'de asgari ücretle 41 kilo et alınabiliyorken bu yıl 42 kilo et alınabildiğini söyledi. Bu sözlere tepki ise gecikmedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Canikli eti hangi kasaptan alıyor? Tüm Türk insanlarına açıklaması lazım dedi. Et üzerinden, asgari ücret üzerinden de hararetli tartışmalar vardı. Vatandaş da et alamadığını söyledi. Canikli'nin özellikle en azından vatandaşın alım gücü azalmamış sözlerine de tepki vardı. Bir yıl önce dana kuşbaşı etinin fiyatı 68 lira. Bugüne kadar 130 lira arkadaşlar. Bir yıl önce 2825 liralık asgari ücret ile 68 liralık dana kuşbaşı etinden 41 kilo alabiliyor. Bugün 5500 liralık asgari ücret ile 130 liralık dana kuşbaşı etinden 42 kilogram alabiliyor. Çok artış yok ama düşmemiş. Sayın Canikli'yi dikkatle dinledim. Şunu merak ettim, 85 milyon da merak ediyor. Hangi kasaptan et alıyorsa kasabın adresini hepimiz merak ediyoruz. Teşekkür ederim. 30-40 yıllık emekliyim de ben alamıyorum eti de. Asgari ücretle alabiliyor muyum? Şimdi hesap yapıyorum ne alayım diye. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde gündem asgari ücretlinin kaç kilo et alabildi? AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'ye göre asgari ücretlinin et alım gücü geçen yıla göre 1 kilo arttı. Bir yıl önce 2825 liralık asgari ücret ile 68 liralık dana kuşbaşı etinden 41 kilo alabiliyor. Bugün 42 kilogram alabiliyor. Çok artış yok ama düşmemiş. Etle kıyaslanması doğru bir fikir değil. Kesinlikle değil. Kilo olarak belki aynı orantı olabilir ama etle orantılı olmaz. Temel gıdalar vardır, onunla kıyaslanabilir ama etle hiç doğru bulmadım. Nurettin Canikli'nin bu sözlerine ilk tepki CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'dan gelirken asgari ücretli hayat pahalılığından yakınıyor. Abi hayal yani ne bileyim şu an ekonomi çok iyi durumda değil ya açıkçası. Yani ki asgari ücret mesela hani şu an 5500 lira belki ama yani şöyle hani zam gelecek falan filan hesap yapıyorlar. Mesela şu anda yağ işte 150-200 lira falan. Yani mesela tamam zam geldi asgari ücret oldu 10 bin lira değil mi? İşte sen yağı hani 500 lira yaptıktan sonra ya da ne bileyim 300 lira yaptıktan sonra hani bunun bir faydası olmayacak ki. Asgari ücrete zam gelmiş. Asgari ücretle ilgili hükümetle pazarlık masasına oturacak olan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay kırmızı çizgimiz diyerek 7785 liranın altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini açıkladı. 7785 liranın yani altını kabul etmez. Altında bir rakamı yani onun altında bir rakamı yani kabul etme şansımız sıfır. Bir şey yayınlıyoruz bize sormazlar mı ya sen bunu açıklıyorsun böyle böyle diyorsun ondan sonra gidip bunun altına imza atıyorsun. O işin içinde olmayız. Şu anki asgari ücret geçirme şansı zor ama ileride verecekleri zam ne kadar olur onu bilemiyoruz. 10 bine yanaşması gerekiyor diye düşünüyorum bugünün şartlarına göre ama yarın ne olur ekonomi işte bu pahalılık devam eder mi geriye iner mi ona göre bir şey yapmaları gerekiyor. Artık Allah yardımcısı olsun Türkiye'nin. Siyasi çekişme malzemesi haline gelen asgari ücrette açıklama
zamlamalar ardı ardına gelirken milyonlarca asgari ücretli ve emekli enflasyon karşısında ezilmek istemiyor. Ocakta daha bu da yine katlanacak. Yani bunlar hiç. Ocaktan sonra emekli de çok kötü. Ben emekliyim ama hiç. Boş. Çok boş. Çok lüks oldu yani. Asgari ücretlenen bu vatene etiymiş, şeyiymiş. Hiç çok yanlış. Doğalgaza zam geliyor, elektriğe zam geliyor. Market ürününe zam geliyor. Üstü katlanıyor bu. Çok zor yani bundan sonra. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu da önemli bir yazılı açıklama yaptı. Karadeniz illerinden 1.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini duyurdu. Doğu Karadeniz illerinden 11 ayda 1.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Trabzon'dan 959.284.796, Rize'den 216.893.024, Gümüşhane'den 60.684.124 ve Artvin'den de 54.563.007 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihraç edilen ürün 487 milyon dolarla fındık olurken fındığı 205 milyon dolarla yaz sebze meyve takip etti. Üçüncü sırada ise 175 milyon dolarla su ürünleri geldi. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülke ise Rusya oldu. Rusya'yı İtalya ve Gürcistan takip etti. Yoğun gündeme kısa bir reklam arası veriyoruz. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy da fındık ihracatıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yılbaşından sonra ihracatın fındıkta hızlanacağını söyledi. Fındık üretim ve ihracatında lider olan Türkiye 2022-2023 sezonunda 300 bin ton fındık ihraç etmeyi hedefliyor. %18.7 miktar bazında azalış var. %28 civarında da döviz bazında bir azalış var. 4 ayı dikkate aldığımızda. Ama şöyle bir şey var. Yani en kötü senaryoyu düşündüğümüz takdirde sezon sonuna kadar yani 31 Ağustos'a kadar minimum 280 bin ton, maksimum 300 bin ton civarında bir fındık ihracatı yapılacak. Yani yine 1.800, 2 milyar dolara kadar bir ihracat yapma şansımız olur diye tahmin ediyoruz. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy, 1 Eylül'de başlayan ihracat sezonunda 3 ayın geride kaldığını söyledi. Söz konusu dönemde 95.878 ton fındık ihraç edilerek 538.695.343 dolar döviz girdisi sağlandığını belirten Gürsoy, Almanya, Fransa, Rusya, Libya ve Slovakya'ya ihracatta artış olduğunu ifade etti. İhracat şöyle söyleyeyim, 1 Eylül 4 Aralık arasını dikkate alırsak yani yaklaşık 4 aylık bir periyot içinde 98.243 ton fındık ihraç etmişiz. Bunun karşılığında da 552 milyon 523 bin dolar Türkiye'ye döviz getirmiş ihracatçılarımız. Tabii bunu bir sene evveli aynı dönemiyle mukayese ettiğimiz zaman tabii rakam biraz düşük kalıyor. Yaklaşık olarak 22.600 ton civarında daha az fındık ihraç etmişiz ki geçen sene aynı dönemde 120.848 ton
Fındık ihraç edilmiş 767 milyon 789 bin dolar döviz getirilmiş Türkiye. Özellikle yılbaşından sonra ihracatın daha hızlanabileceğini öngördüklerini dile getiren Gürsoy, sezonun ikinci döneminde ihracat daha da hızlanacaktır dedi. Ama tabii bu 4 aylık dönemi çok böyle yıllığa indirgememek lazım. Çünkü önümüzdeki dönemde tablo değişebilir. Mesela örnek vereyim, İtalya ve İtalya gibi, Polonya gibi, Belçika gibi ülkelerde bazı büyük, biliyorsunuz, büyük alıcılarımız var. Bu büyük alıcıların ihracatları ikinci dönemde hızlanabilir. Dolayısıyla bu tablo değişebilir. Türkiye'den 120 ülkeye fındık ihracatı yapıldığına dikkati çeken Gürsoy, bu ihracatın önemli kısmının natürel ve kavrulmuş iç fındığın, bir kısmını ise işlenmiş füre, kıyma ve kabuklu fındığın oluşturduğunu belirtti. Türk fındığı artık belirli bir yere oturmuş durumda. Yani bugün 300 bin ton civarında bir fındığı çok rahatlıkla artık Türkiye satabiliyor. 100-125 bin ton civarında da dahili tüketimimiz var. Yani inşallah çok fazla bir stok devretmeyeceğiz gibi görünüyor. Gürsoy, Türk fındığının ihracatını daha da artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğinin de mesajını verdi. Dün ekranlara getirmiştik Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan'ın Ordu Üniversitesi'ne Mühendislik Yüksek Fakültesi şart çağrısını ve bununla ilgili YÖK'e yapılacak başvuruyu. Rektör Akdoğan, biri Gölköy'de, diğeri Aybastı'da bulunan meslek yüksekokullarıyla ilgili de konuştu. Şu an atıl sayılabilecek okulların mühendislik fakültesiyle birlikte eğitim öğretime hızlıca kazandırılacağını söyledi. Biri 2011, diğeri 2012 yılında kurulan Ordu Üniversitesi Gölköy ve Aybastı Meslek Yüksekokulu, öğrencisinin olmaması ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmemesi tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan'dansa konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Akdoğan, Mühendislik Fakültesinin Ordu Üniversitesi'ne açılmasıyla beraber yüksekokulların faaliyete geçeceğini duyurdu. Ayrıca 3 tane enstitümüz var. Bunlar fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler anlamında. Biz bu mühendislik fakültesiyle beraber Gölköy ve Aybastı'daki kağıt üzerinde açık olan meslek yüksek okullarımızla inşallah faaliyete geçirmeyi arzu ediyoruz. Gülyalı ve Perşembe başta olmak üzere diğer ilçelerinde meslek yüksekokulu talebi olduğunu belirten Akdoğan, bu talebe kayıtsız kalmayacaklarını, meslek yüksekokullarının faaliyete geçmesi için gereken tüm çalışmaları yapacaklarını da aktardı. Perşembe, bunlardan biri, aynı şekilde Gülyalı, Gülyalı, Çaybaşı, Çamaş gibi diğer ilçelerimizde ilçelerine okul bekliyorlar. İnşallah ilerleyen süreçte Aybastı, Gölköy, işte Perşembe olmak üzere okullarımızı da faaliyete geçirmeyi arzu ediyoruz. Gölköy ve Aybastı'daki meslek yüksekokullarının öğrencilere kapılarını açması için gereken tüm adımları atmaya hazır olduklarını belirten Profesör Doktor Ali Akdoğan, konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurulu'na müracaat ettiklerini de söyledi. Bunun için de YÖK'e yine müracaatımızı yaptık. Buraya öğrenci verilmesini, hoca kontenjanı verilmesini de YÖK'ten talep ettik. Ordu Valisi Tuncay Soner'in önceki aylarda açıkladığı yeni spor salonunun detayları belli oldu. Ordu Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Karşıyaka Mahallesi'ne inşa edilecek 5000 kişilik spor salonunun içerisinde neler olacağını TV2 Haber'e anlattı. Valiliğimizle Büyükşehir Belediye'mizin uyumuyla 5000 kişilik spor salonu da yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle şehrimize kazandıracağız Allah nasip ederse. Ordu Valisi Tuncay Sonel'in önceki aylarda açıkladığı yeni spor salonunun detayları belli oldu. Ordu Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Karşıyaka Mahallesi'ne inşa edilecek 5000 kişilik spor salonunun içerisinde neler barındıracağını anlattı. Ve bunda ne olacak? Bunun içinde ayrıca takım sporlarının antrenman yapabileceği ikinci bir salon daha olacak salonun içinde. Yani 4 tribünlü olacak salonumuz, tüm uluslararası maçlar oynanabilecek. Alt kattaki birinci, yani giriş kattaki tribünler seyyar olacak. Onlar toplanıp
alan fuar alanı olarak kullanılabilecek, kongreler yapılabilecek. Salon hakkında detaylar paylaşan il müdürü, ordunun bu salon sayesinde dev organizasyonlara da ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Öte yandan salon içerisinde alternatif spor branşlarına da geniş faaliyet alanları kazandırılacak. Dediğim gibi takım sporları için ayrı bir antrenman salonu olacak ve onun altında da devasa bir 550 metrekare jimnastik salonu, ordumuzun en büyük ihtiyacı olan o olmuş olacak. Yine kot farkından kaynaklanan zemin kata diyelim. Orada da yine en az 6-7 tane daha bireysel sporcuların kullanacağı antrenman salonları olacak. Ordu çevre yolunun tamamlanmasından sonra bölgenin daha da büyük önem kazanacağını söyleyen Ordu Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Genç, ilerleyen dönemde salonda çok sayıda sporcu ve öğrencinin de yetişeceğini söyledi. Merkezi bir yerde, insanların çoğunun yaya gidebileceği bir yer. Evet. Çevre yolunun oradan kalkmasıyla beraber de zaten trafik de rahatlayacak. Ve güzel de bir altyapısı var o bölgenin. Yeni şehirleştiği için de planı da güzel. Dolayısıyla o tarafa nüfus zaten şimdiden kaymış durumda. Çok sayıda da öğrenci, sporcu bulacağımıza inanıyorum ben. Zincir marketlerde fahiş fiyat artışları ile ilgili tartışmalar sürerken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'den dikkat çeken bir öneri geldi. Marketlerin pazar günleri kapalı olmasını ve hafta içleri de saat sınırlaması uygulanması gerektiğini belirten Palandöken, ekmek, sigara, alkollü içecek, et, balık ve elektronik eşya satışının da marketlerde yasaklanması gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Akyürek de açıklama yaptı. Akyürek de marketlere yönelik kısıtlama şart dedi. Zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışları ile ilgili tartışmalar sürerken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'den dikkat çeken bir öneri geldi. Marketlerin pazar günleri kapalı olmasını ve hafta içleri de saat sınırlaması gerektiğini belirten Palandöken talebini ilgili bakanlıklara iletti. Bunu biz zaten bugün değil yıllardan beri söylüyoruz. Mutlakasını sınırlandırmalı satılan malzemeler, emtialar, herkes kendi işini yapmalı. Palandöken zincir marketlerin satabileceği ürünlerin belirlenmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Ekmek, sigara, et, alkollü içecek, mobilya, elektronik eşya, cep telefonu, beyaz eşya, hırdavat, ayakkabı gibi gereçlerin buralarda satılmaması gerektiğini söyledi. Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Akyürek ise Palandöken'in açıklamalarına destek verdi. Buna bir mutlaka satılan emtialara, satılan mallara sınırlandırma getirilmeli. Elbette ki zincir marketler her şeyi satmaması lazım. Benim 1,5-2 yıl önce de verdiğim bir demeç vardı bir gazeteye. Sadece adam satmıyorlar dedim. Böyle bir manşet söyledim. Bakın altında çok şeyler yatar bunun. Gerçekten sadece adam satmıyorlar. Her şeyi aklınıza ne gelirse. Zincir marketler için sadece adam satmıyorlar eleştirisinde bulunan Akyürek, uygulamanın küçük esnaf için en doğru karar olacağını söyledi. Bu böyle olmamalı. Çünkü yani şimdi hep bana diye düşünürseniz bu olmaz. Hem yaşayan insanlar tüketici olarak hem de üretici olarak paylaşıcı olmamız lazım. Çünkü bu ülkenin ayakta durması bu insanların yaşamasına bağlıdır. Ülkede insanları bitirirseniz, esnafı bitirirseniz ülkeyi bitirmiş olursunuz. Onun için biz küçük esnaflar olarak bunu hep söyledik, yine söylüyoruz, yine söyleyeceğiz. Bu ülkenin temel taşlarıyız. Kim ne derse desin. Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi çevre yolunda korkutan bir kaza meydana geldi bugün. Tuğla yüklü tırın dorsesinde ipler kopunca tuğlalar çevre yoluna savruldu. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi çevre yolunda Giresun istikametine doğru giden Dursun Ali Babal yönetimindeki tuğla yüklü tırın iddiaya göre dorsede bulunan iplerinin kopması sonucu üzerindeki yükler yola savruldu. Tuğlaların çevre yoluna savrulması sonrası yolda trafik bir müddet aksadı. Daha sonra olay yerine belediye ekipleri geldi ve tuğlaları kaldırıp trafiğin akmasını sağladı.
Tır sürücüsü ise olayı fark eder fark etmez tırı durdurdu, kaza mahalline geri döndü. Yolda giderken spazetti koptu, bims düştü, o kadar. Ondan sonra ne yaptın abi, olay yerinde durdu mu yoksa devam etti mi tırla? Yol trafiği kenara çektim dedi durdum. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma durumuysa olmadı. Tırın dorsesinden düşen tuğlaların temizlenmesinin ardından yol ekipler tarafından trafiğe tekrar açıldı. Yaklaşık 3000 kilometrelik yol ağına sahip Ünye'de vatandaşların yol taleplerini gece gündüz demeden çözüme kavuşturduklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye'mizde etkin bir planlamayla beton yol hizmetlerini yürütmeye devam ediyoruz. 85 mahallemize adaletli bir şekilde hizmet götürmek için çalışıyoruz dedi. Ünye'de beton yol seferberliği devam ederken çalışmaları tamamlanan mahallelerde vatandaşlar konforlu yola kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yol çalışmaları devam eden ve tamamlanan güzergahlarda incelemeler yaptı. Başkan Tavlı, yol çalışmaları devam eden Tekkiraz Mahallesi Küçükgöl mevkiinde mahalle muhtarı Yaşar Kolcu'yla çalışmaları yerinde incelerken, beton yol çalışmaları tamamlanan Fatih Mahallesi Hapan mevkiinde vatandaşlarla bir araya geldi. Konforlu ve uzun ömürlü yola kavuşmanın mutluluğunu yaşayan mahalle sakinleri Başkan Tavlı'ya teşekkür etti. Mahallemiz ulaşım konusunda yıllardan beri sıkıntı yaşıyordu diyen mahalle muhtarı Avni Çavuşoğlu, belediye başkanının talimatlarıyla yapılan çalışmalarla bu sıkıntıların ortadan kalktığını belirtti. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya teşekkür etti. Şimdi bu mahallenin insanı da bu işi takdir etmek için buraya toplandı. Sizlere çok teşekkür ediyorum, mahallemizin adına sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Allah nice hizmetlere, böyle nice hizmetlere vesile olmanızı sizlere nasip etsin. Bizler de sizler bu işin içinde olduğunuz müddetçe daima sizin yanınızda ve arkanızda olacağız. İnşallah bu hizmetleri, yapmış olduğunuz bu hizmetleri karşılığında bizler de elimize geleni sizin için yapacağız başkanım. Geniş yol ağına sahip Ünye'de kırsal ve merkez mahallelerde konforlu yol hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sadece Fatih mahallemizde değil, Ünye'mizin 85 mahallesinde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. İmkanları en üst seviyede kullanarak, yani sınırlı imkanlarla sınırsız taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. İnşallah Fatih mahallemizin farklı noktalarında da sıkıntılı olan o diğer mahalleleri de inşallah çözmek için gayret edeceğiz. Ama 85 mahallemiz var. 85 mahallemizin her bir noktasına da aynı bu şekilde gitmek zorundayız. Tüm sorunların tek tek çözüldüğünü belirten Belediye Başkanı Tavlı, hemşehrilerimizden sadece biraz sabır istiyoruz şeklinde konuştu. Her zaman bir olmadan iki yok, iki olmadan üç yok. Yani bir sıralamada biri öne biri sona kalabiliyor. Buna da sabır göstereceğiz. Yani neden? Biz niyetimizi koymuşuz ortaya. Bu sorunları çözmekle ilgili irademizi ortaya koymuşuz. Gayretimiz bu yönde. Allah'a şükürler olsun, irade bu yönde, gayret bu yönde ise sorunlar da bir bir çözülecektir. Sadece biraz sabır istiyoruz. Mahallelerdeki eksikliklerin giderildiğini anlatan başkan, belediyenin bütçesi ölçüsünde çalışmaların devam edeceğini vurguladı. İnşallah bu hizmet kervanını böyle dönerli bir şekilde her tarafa elimizdeki bütçeyi en üst seviyede verimli kullanarak, en fazla hizmeti üreterek, inşallah böyle her noktaya tekrar dönerek bu sorunları çözmeye özen ve gayret göstereceğiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi nüfus bakımından Ordu'nun en büyük mahallesi olan Altınordu Şahincili'de inşa ettiği ve adını içinde dikilen Erguvan bitkisinden alan Erguvan Park çalışmasında sona geldi. Kısa süre içerisinde sıfırdan inşa edilen ve Altınordu'ya kazandırılan 40 dönümlük park gece görüntüsüyle göz kamaştırdı. Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede hayata geçirdiği park ve yeşil alan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla takdir topluyor.
Bu doğrultuda il genelinde yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde toplu konut alanlarının bulunduğu bölgede 40 dönüm alan üzerinde inşa ettiği ve adını içerisine dikilen Erguvan bitkisinden alan Erguvan Park çalışmalarında sona geldi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin aydınlatma elemanlarının montajını tamamlamasının ardından deneme amaçlı yıkılan ışıkların yanmaya başladığı park gece görüntüsüyle göz kamaştırırken mahalleye de renk kattı. Kısa süre içerisinde başarılı bir çalışmanın gerçekleştirildiği park hem sosyal yaşam alanları hem de çocuklar ve gençler için bünyesinde barındırdığı imkanlarla mahalle sakinlerinin de beğenisini kazandı. İçerisinde yeşil alanlar, spor ve yürüyüş alanları, çocuk oyun grupları, kafeterya, aydınlatma elemanları, VC, peyzaj düzenlemeleri ve piknik için oturma alanları bulunan parkın küçük rotuşların ardından açılışının yapılması planlanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu, Esenyurt'ta Ordu derneklerini ziyaret ederek ordularla bir araya geldiler. CHP heyeti İstanbul'da faaliyet gösteren Ordu derneklerini ziyaret etti. Körü körüne şey yap şudur yok mudur elbette ki saygı duyuyoruz. Elbette ki herkes en iyisini yapacağım diye iddia ediyor, geliyor görevlere. Esenyurt'ta dernek ziyaretlerinde bulunan heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu yer aldı. Yani burada kaç yerde düşünülmüş? Dernek ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ordulular neredeyse biz oradayız dedi. Ordulu hemşehrilerimiz neredeyse biz oradayız. Bu zaman zaman Avustralya olabilir, zaman zaman Japonya olabilir, zaman zaman İstanbul olabilir, İzmir olabilir. Nerede olursa olsun hemşehrilerimize bir araya gelmekten, onlarla bir arada olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz, onur duyuyoruz. Çünkü onların temsilcisiyiz, onların vekaleti bizde. Biz de elimizden geldiğince onları en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. İnşallah 6 ay sonra çözüm makamında da olmayı arzu ediyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Birlik beraberlik mesajı veren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise orduluların sorunlarını çözmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ifadesini kullandı. İstanbul'da da memleket kokusu duyduk. Hakikaten çok güzel bir ortam bizim için. Biraz önce de söyledim, aslında memleket havası gurbet gibi görüyoruz ama İstanbul ordulular için gurbet değil. Hem yetkin noktada siyasilerimiz var, ordulu. Hem Esenyurt için belediye başkan yardımcısı Cemal Güneysu var. Hem yerel yönetimden sonra genel başkan yardımcımız var, biz varız. Dolayısıyla İstanbul ordulular için gurbet değil ama yine de tabii ki memleket hasreti, orada o havayı koklamak bambaşka bir şey. Biz de bu arada köprü oluyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Günümüzün ekonomik koşullarında hakikaten şehirde hayatı devam ettirebilmek çok zor. Kırsal alanın avantajları öne çıktı. Ama burada buna rağmen bu büyük mücadele sürdüren hemşehrilerimiz var. İş insanlarımız var. Çalışan kesimlerimiz, kardeşlerimiz var. Her birisinin yaşadığı her türlü sorunla ilgili her zaman yanlarında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Merkezi İstanbul'da bulunan Kumrullar Derneği de İstanbul'da okuyan Kumrulu öğrencilerle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Kumrulular Derneği, İstanbul'da okuyan Kumrulu öğrencilerle dernek merkezinde kahvaltı programında buluştu. Kahvaltı programı Esenler'deki dernek merkezinde öğrencilerle dernek yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Dernek Başkanı Zekai Alır kahvaltıya katılan herkese teşekkür etti. Derneğin faaliyet alanlarını anlattı. Bu faaliyetlerin eğitim öğretim süresince her ay alanında uzman kişilerle öğrencilerin buluşması gerçekleşecektir dedi. Öğrenciler kendilerini, okudukları okulları ve Kumru'daki köylerini söyleyerek kendilerini tanıttı.
Kahvaltıya Esenler Belediye Başkanı Abdülkadir Şengör, Ordu Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Celalettin Dervişoğlu, Kuyu At Başkanı Özay Dervişoğlu, Ordulular Vakfı Başkan Yardımcısı Celal Zengince, TV52 Televizyonu İstanbul Temsilcisi Ersin Topçu, Dernek Yönetim Kurulu ve Kumrulu vatandaşlar da katıldı. Katılanlar kendilerini tanıtarak öğrencilerle ilgili ve derneğin kuruluşuyla ve bugünüyle ilgili güzel sözler söyledi. Ardından yapılan program dualarla son buldu. Bu haberle TV52 Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Biraz sonra Görkem Karaağaç spor haberleriyle sizlerle olacak. Hoşçakalın. Hoyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızda olacağız. Ben Görkem Karaağaç. 3. lig 1. grupta şampiyonluk mücadelesi veren 52 Ordu Spor Futbol Kulübü ligde 16. hafta mücadelesinde Yeni Ordu Stadyumu'nda oynayacağı Yomra Spor karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nde Yomra Spor maçının hazırlıkları başladı. Hafta sonu Gümüşhane deplasmanında berabere kalarak zirve yarışında büyük bir fırsatı tepen 52 Ordu Spor, bu karşılaşmayı bir kenara bırakarak iç sahada oynanacak Yomra Spor mücadelesine odaklandı. Kelket karşılaşmasının ardından bir günlük izin yapan Mor Beyazlı ekip, teknik direktör Ahmet Taşfürek nezaretinde Gülyalı Turnasuyu Spor Tesisinde gerçekleştirdiği antrenmanla Yomra mesaisine start verdi. Antrenmanda futbolcuların Kelkit Belediyespor beraberliğinden dolayı morallerinin bozuk olduğu gözlenirken yapılan antrenmana tüm futbolcular eksiksiz katıldı. Ordu ekibi günün antrenmanını ise düz koşu, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen oyunlarla tamamladı. 16. hafta mücadelesi öncesinde 52 Ordu Spor ligde puan tablosunda 30 puanla 2. sırada bulunurken konuk ekip Yomra Spor ise 11 puanla tabloda 16. sırada yer alıyor. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü Yomra Spor karşılaşması 10 Aralık Cumartesi günü saat 14'te Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak. 3. lig 2. grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 Kulüp Başkanı Savaş Şimşek ile teknik direktör Cahit Erçivin ligin ilk yarısına kalan iki karşılaşmada galibiyeti olan inançları tam. 3. lig 2. grupta playoff mücadelesi veren Ordu Spor 1967 ligin ilk devresinde oynanacak iki karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Ligde 15. haftalar sonunda playoff potasının içerisinde yer alan Ordu Spor 1967 ilk olarak 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Bayrampaşa Spor'u, ardından da ilk yarının son maçında iç sahada Karaman Futbol Kulübü'nü mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Mor Beyazlı ekipte kulüp başkanı Savaş Şimşek ile teknik direktör Cahit Erçevi'nin de 6 puanı olan inancı tam. Bu iki maçtan da güzel galibiyetler alırsak devre arasına gireceğiz. Kampa katılacağız. Bununla beraber ben ikinci yarının çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Bu köprünün altından çok sular geçecek. Artık iki maç kaldı. Bu hafta Bayrampaşa, haftaya da Karaman maçları var. Çok önemli iki maç oynayacağız. Liderle puan farkını aşağı indirmek istiyoruz. Sonuçta iki maçta mutlaka kazanıp inşallah devreye daha moralli girmek istiyoruz. 15 haftalık dilimde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 de mağlubiyet alan Ordu ekibi bu karşılaşmalarda 21 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise 13 gol gördü. Bu süreçte 24 puan toplayan Ordu Spor 1967 puan tablosundaysa 24 puanla 6. sırada bulunuyor. TV52 ekranlarında yayınlanan Tarafsız Saha programına telefon bağlantısıyla konuk olan Fas'ta Belediyespor Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu değerlendirmelerde bulundu. TV52 ekranlarında yayınlanan Tarafsız Saha programına telefon bağlantısıyla konuk olan Fas'ta Belediyespor Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Genç teknik direktör sözlerine 15. hafta mücadelesinde berabere kalınan Erbaspor karşılaşmasını değerlendirerek başladı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bayağı bir konsantre olarak gittiğimiz bir maçtı. Rakibimiz sonuçta ligin deneyimli takımlarından birisi. Ligin altta olması
gerçek yüzünü göstermiyor. Puan sıralamasındaki yerini göstermiyor. Erva iyi bir takım yani Erva Spor. Futbol olarak çok kaliteyi yükseltemedik. Çünkü çamur bir sahada oynadık. Her şeye rağmen bir puan almak kötü demiyorum. Memnun değilim bir puandan. Ama genel olarak değerlendirirsem maçı kaybedebileceğimiz pozisyonlar da oldu. Kazanabileceğimiz pozisyonlar da oldu. Yani biraz maçın hakkı bir beraberlik gibi duruyordu zaten. Ligin ilk devresinde oynanacak son iki karşılaşmada değinen teknik direktör Hüseyinoğlu, takım olarak zorlu karşılaşmaları sevdiklerini söylerken bu maçlardan çıkarabildikleri kadar puan çıkarmak istediklerini ifade etti. Daha altlarda daha biraz daha sıkıntılı takımlar ya da biraz daha korumayı seven takımlarla çok iyi maçlarımız olmuyor. Üstteki takımlarla yani iyi ile iyi oynuyorsun, kötü ile kötü oynuyorsun. Benim takımım senelerdir bizi yanıltmıyor. Yani şimdi genel olarak baktığımız zaman iyi takımlarla iyi top oynarız. Sonuç alırız almayız onu bilemem. Ama maçın zorluk derecesinin yüksek olması benim bir teknik adam olarak işimi kolaylaştırıyor. Çünkü oyuncu konsantrasyonu, motivasyonu daha yüksek oluyor. Oyuncu da o bekliyor o maçı. Biraz daha kendini kanıtlamasını daha iyi tutuyor. Ben Efeler ve Osmaniye maçının zor maçları olduğunu biliyorum ama benim takımlarım oyuncu da zor maçlar. İyi geçeceğimiz düşünüyoruz inşallah da. Yani hedefimiz tabii ki buradaki puan baremi 6. 3 olur, 4 olur, 6 olur. Bilemiyorum ne olur ama benim takımım iyi maçta çıkacağını düşünüyorum bu son iki maçta. İki maç kazanan takımın playoff'a, iki maç kaybeden takımınsa düşme potasında oynadığını dile getiren Hüseyinoğlu, bulundukları gruptaki takımların güç dengesinin çok yakın olduğunu sözlerine ekledi. Ya benim her zaman söylediğim bir şey var. Yani bu ligde iki maç 6 puan yapan playoff oynuyor. Evet. İki maç 0 puan çeken düşme potasına oynuyor. Yani biz de artık böyle bir pozisyonda kaldık. Yani düşmemeye mi oynuyoruz? Şampiyonluğa mı oynuyoruz? Evet. Yani bizim de kafamız karıştı çünkü şu anda düşme hattı 14. Bakıyorsunuz çok yüksek bir puan durumu. Playoff çok yakın. 6 puan yaptığımız zaman çocuklara söylüyoruz dedi. Yani 6 puan da playoff hattındayız. Evet. -6'da da düşme hattının içindeyiz kıpkırmızı. Hep söylüyoruz ama dediğiniz gibi olay maçı yok bizde. Yani çok kaliteli takımlar olduğu için demiyorum yani bunu. Denk 3'ten gelir. Siz de söylediniz değil mi? 3'ten gelir. Çok yakın. Yani o gün daha az hata yapan takım kazanıyor. Evet. Yani kimse maça favori olarak çıkmıyor. Şah şartları, o andaki futbolcu performansları gününde olan takım maç kazanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ordu Futbol İl Temsilciliği görevine Ordulu Teknik Direktör Fatih Çelebi getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ordu Futbol İl Temsilciliği görevine Ordulu antrenör Fatih Çelebi atandı. Geçtiğimiz günlerde boşalan Futbol İl Temsilciliği görevine kimin getirileceği merakla bekleniyordu. Beklenen atama ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün gerçekleştirildi. Bu atama sonucunda yeni Futbol İl Temsilcisi Fatih Çelebi oldu. Öncelikle şahsıma ve tüm Ordu amatörüne, profesyonelliklere, tüm camilerimize hayırlı olsun. Tabii yıllardır bu camianın içinde biri olarak inşallah diğer kazanımlarımızı burada amatör branşlara, profesyonelliklerdeki kulüplerimize, özellikle altyapıdaki oyuncularımıza daha kaliteli hizmeti nasıl verebiliriz? Bunun girişimine içine gireceğiz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber, tertip komitesindeki arkadaşlarımızla beraber tüm mesaimizi buna harcayacağız inşallah. Tek hedefimiz Ordu'nun kalitesini, futbol kalitesini daha önceki yapılanların üstüne katabilmek adına neyi daha iyi yapabiliriz? Onların çalışması içine gireceğiz inşallah. Amaçlarından da bahseden il temsilcisi Çelebi, orada futbol anlamında hep beraber birliği sağlamaya çalışacaklarını ifade ederken aldıkları bayrağı daha üstüne çıkarmanın mücadelesini vereceklerini dile getirdi. Bundan sonra bizim amacımız mevcut yapıya ne katabiliriz? Dediğim gibi biraz önce de daha önce görev yapan abilerimize, arkadaşlarımıza yine teşekkür etmek lazım. Burada mesai harcadılar, görev yaptılar. Onlar da amatörler adına, futbol adına çalışmalar içine girdiler. Bizim de amacımız bayrağı en iyi şekilde yukarıya taşımak. Bizden sonra da muhakkak birileri buraya gelecek. Bizim amacımız birleştirici olmak. Tüm kulüplerle beraber ortak akılla, yine taban birliklerimizle beraber, TÜFAT'ımızla, ASKF'mizle,
İlhakem kurulumuz, yine derneklerimizle beraber, sağ komiserlerimizle beraber inşallah orada da futbolu en iyi yere getirmeye çalışacağız hep beraber. Çelebi son olarak da bu görevi kendisine layık gören herkese teşekkür ederek sözlerini noktaladı. Tabii burada şahsıma bu tevazuyu gösteren başta Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanımız, aynı zamanda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanımız Ali Düşmez olmak üzere orada Amatör Spor Kulüpleri Başkanımız Metin Kırı ve yönetimine teşekkür etmek lazım. Biliyorsunuz atamayla geldik. Bize bunu layık gördüler. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonra inşallah güzel şeyler orada da olacak diye düşünüyorum. Bu haberle birlikte spor haberlerini noktalıyoruz. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.